Harften oluşan bir alfabe. Süryanice. Aldığı noktalamalarla beraber 27 harfe ulaşabiliyor. Sağdan sola doğru yazılıyor. Yani tıpkı İbranice ve Arapça gibi. Zaten aynı dil ırkından geliyor. Sami dil ırkından geldiği için İbranice ile Arapça arası diyebiliriz bu dili. Yakın, yani her ikisine de yakın. Bu üç dilden birini çok iyi derecede bilen biri diğer dilleri daha rahat öğrenip konuşabiliyor. Çünkü yine gırtlaktan gelen bir konuşma tarzı var hepsinde de. Harfler birbirine yakın. Mesela İbranice daha kalın hatlar üzerinde yazılan bir dildir. Hatları çok kalındır. Süryanice'de ise hatlar biraz daha yumuşamış hali. Tabii Süryanice'nin 7 farklı yazılış şekli var. Çivyasından bugünkü son haline kadar değişmiş evreleri var. Ama harfler değişmedi, aynı duruyor. Sadece yazım şekli değişti. Arapça çok ince hatlar üzerinde yazılıyor. Mesela daha da incelik isteyen. Çok memnun olduk. Şimdi burayı bize anlatacaksınız. Zeyperliğiniz mi? İncelikli köyümüze hoş geldiniz. Benim adım Sinem. Benimkisi de Şilem. Aslında biz buraya halk arasında zindan adını vermekteyiz. Ama buranın gerçek adı bir sarnıçtır. Burayı ilk bulduklarında buranın yarılarına kadar toprak doluydu. İstanbul Üniversitesi'nden gelen arkeolog Metin Humbay buradaki uzun çalışmaları sonucunda burayı bulup zindan sanmıştır.
Bunun için de buraya zindan demişlerdir. Aşağı indiğinizde oranın yüksekliği kaç metre diyeceksiniz değil mi? Evet. Aşağının yüksekliği 20-25 civarında, bir daha 8 metre orayı kazabilirler. Kazsalar altından su bulabilir ve çökme ihtimali de olabilirdi. Diyeceksiniz ki bu kadar yüksek bir yapıyı nasıl yaptılar, bu kadar ağır taşları nasıl koydular, eskiden teknoloji yoktu, bir şey yoktu bu şekilde. Diyelim ki bir kişinin boyu belirli bir metreye kadar yetişiyor. İlk önce oraya kadar yapıyorlar, sonra toprak dolduruyorlar ve o toprağın üstüne çıkıp tekrardan boylarını yetişe yere kadar yapıp toprak dolduruyorlar. Bu sistemden en kıyı ulaştıktan sonra da bu toprağı buradan çıkarıp horozan harcın duvarları sürüyorlar. Horozan harcı deve kuşu mutlusu, kireç, saman tozundan oluşan bir harçtır. Buradaki suyun temiz kalmasını sağlamaktadır. Buranın tarihi hani bu kadar. Bize soracağınız bir soru. Harikasınız çocuklar, harikasınız. Çocuklar, siz bravo. Hadi bakayım o şiiri bir daha ama okuyun kurşun bana. Kurşun gibi ır bır bağırıyorum. Kurşun kurşun eritme çağırıyorum. O diyor ki bana kül olayım Kerem gibi yanına. Ben yanmasam sen yanmasam biz yanmasak nasıl çıkar bu karanlıklar aydınlığa. Harika. Kimin şiiri bu? Nazım Hikmet'in. Nazım Hikmet'in, harika. My father left me an acre of land. Sing ivy, sing ivy. My father left me an acre of land. Sing holly, go whistle and ivy. I ploughed it with a ram's horn. Sing ivy, sing ivy. And sowed it all over with one peppercorn. Sing holly, go whistle. Çok güzel oldu. I sent it home in a walnut shell. Sing ivy, sing ivy. And thrashed it with a goose's quill. Sing holly.
kaldığımız otel. Yer bulamadık. Yer bulamadık. Mağarada kalıyoruz. Evet, burası gerçek bir mağara. Bildiğim mağara yani. Gracias, el corazón del cielo. Le damos gracias al corazón de la tierra. Le damos gracias al corazón del agua. Le damos gracias al corazón del fuego. Le damos gracias a los cuatro vientos que respiramos. Le damos gracias a nuestra luz interior.